Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 4. ünitesinin 2. videosuyla karşınızdayız. Önceki videomuzda makaleyi anlatmıştık. Bu videomuzda ise makale, fıkra farkı, makale, deneme farkı, makale, sohbet farkı ve münazara'yı göreceğiz. Arkadaşlar ders notlarını açıklama kısmına ekliyorum. Oradan indirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Makale fıkra farkı yani köşe yazısı diyoruz fıkraya. Arkadaşlar makale bilimseldir. Köşe yazısı ise yani fıkra ise kişisel görüş hakimdir. Makalede yazılanlar kanıtlanmak zorundadır. Ancak fıkralarda kanıtlama zorunluluğu yoktur. Makaleler ciddi yapmacıksız bilimsel bir anlatım varken köşe yazılarında ise açık, sade ve anlaşılır bir anlatım vardır. Makale günlük yazılar değildir genel anlamıyla. E, fıkralar ise günlük yazılardır. Gazete köşelerinde verilen yazılardır. Makaller yazar genel doğruları verir. Fıkrada ise yazar kendi doğrularını verir. Makale uzun yazılardır. Fıkra ise makaleye göre kısa yazılardır. Makale yazmak uzmanlık gerektirir. Fıkra yazmaktaysa uzmanlık gerektirmez. Makale deneme farkı ki en fazla makale ile deneme karşılaştırılır. Makalede yazılanlar kanıtlanmak zorundadır. Denemede ise kanıtlama zorunluluğu yoktur. Makaleler ciddi, yapmacıksız, bilimsel bir anlatım vardır makalelerde. Deneme ise üslup yazara göre değişir. Yani ciddi de olabilir, samimi bir üslup da olabilir. Makalede düşünce kesin bir sonuca bağlanır. Denemede ise böyle bir zorunluluk yoktur. Makalede yazar genel doğruları verir, denemede ise yazar kendi doğrularını verir. Makalede söz oyunlarına yer verilmez, açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Denemede söz sanatlarına ve anlam oyunlarına yer verilebilir. Bu tamamen yazara bağlı. Makale nesneldir, deneme ise özneldir. Makale bilimseldir, deneme ise kişisel görüş hakimdir denemelerde. Makale sohbet yazısı farkları. Sohbet için söyleşi ifadesi de kullanılır. Makalede yazılanlar kanıtlanmak zorundadır. Sohbette ise kanıtlama gerekmez. Makale ciddi yapmacıksız bilimsel bir anlatım vardır. Sohbette ise samimi işten bir anlatım vardır. Makalede konu ayrıntılı bir şekilde verilir. Sohbette ise konu yüzeysel olarak verilir. Makalede söz oyunlarına yer verilmez, açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Sohbette ise söz sanatlarına ve anlam oyunlarına yer verilebilir. Makaleler nesneldir, sohbetler ise özneldir. Makale bilimseldir, sohbet ise kişisel görüşün yer aldığı eserlerdir. Sözlü iletişim çalışmaları, münazara. Bir konu üzerinde belli kural ve yöntemlere uyularak gruplar halinde yapılan tartışmaya biz münazara diyoruz. Demek ki belli kuralları ve yöntemleri vardır. Gruplar halinde yapılan bir tartışmadır. Münazara genellikle okullarda uygulanan bir tartışma türüdür ki siz de okullarınızda bununla karşılaşmışsınızdır. Münazaralar öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişmesine, karşılaştırmalı düşünme alışkanlığı kazanmalarına, bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur. Münazaranın amacı düşüncelerin kabullerin karşılaştırılmasıdır. Gruplardan biri konuyu olumlu yönde yaklaşırken diğer grup olumsuz açıdan yaklaşır amaç karşı tarafın görüşlerini çürütüp tartışmadan galip çıkmaktır arkadaşlar sizin düşüncenizin ne olduğu önemli değil önemli olan size verilen görevi yani olumlu bak denmişse olumlu bakacaksınız olumsuz görüşü benimseyin diyorsa olumsuz görüşü benimseyeceksiniz kendi fikirlerinizin dışında o tartışmayı e, yürütmeniz gerekmektedir münazarada belirtilen görüşten çok Argüman geliştirmek ki argüman gerekçelendirilmiş tez demektir. Argüman geliştirmek ve karşı argümanları çürütmek önemli olduğundan ağırlıklı olarak tartışmacı anlatımdan yararlanır. Konuşmacıların konuşma süreleri önceden belirlenir. Tabi bu münazarı sunacak kişi tarafından belirlenir. Münazaranın başında ve sonunda karşı tarafa soru yöneltilmez. Münazarada tez ve antitezin yani görüş ve karşı görüş bir jüri yani hakem kurulu karşısında tartışılması esastır. Jüri değerlendirme yaparken dili kullanma gücü ve becerisi, beden dilini kullanma, savunmanın ikna ediciliği gibi ölçütler kullanır. Arkadaşlar iki farklı grup var. Birisi bir tez savunur, diğeri antitezi savunur. Bunlar jürenin karşısında tartışmayı yaparlar. Tabi münazarayı sunan bir de sunucumuz vardır. Aynı zamanda izleyiciler vardır. İzleyicilerin alkışlaması da münazaranın yönünü, münazaranın kazananını belli eder. Devam ediyoruz. Münazaranın detaylı aşamalarına bakalım. 1- İddia ve karşı iddiayı savunan iki grubun oluşturulması. 2. İddiayı savunan birinci konuşmacının argüman içeren bir tasarı sunması. 3. Karşı iddiayı savunan birinci konuşmacının sunulan tasarıya karşı çıkması ve argümanlarını çürütmesi. 4. İddiayı savunan ikinci konuşmacının karşı iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi ve yeni argümanlar sunması. 5. Karşı iddiayı savunan ikinci konuşmacının iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi ve yeni argümanlar sunması. Yani bir argüman ortaya atılacak. Diğer grupsa bu argümanı çürütmeye çalışırken yeni bir argüman oluşturacak. Diğer grup da onu çürütmeye çalışıp yeni argüman öne sürecek. 6. iddiayı savunan üçüncü konuşmacının yeni argümanlar sunmadan karşı iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi. 7. karşı iddiayı savunanlardan üçüncü konuşmacının yeni argümanlar sunmadan iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi. 8. karşı iddiayı savunanları Temsilen birinci veya ikinci konuşmacının özet yapması ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit etmesi. 9. İddiayı savunanları temsilen birinci veya ikinci konuşmacının özet yapması ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit etmesi. Arkadaşlar not, üçer kişilik iki gruba göre düzenlenmiş bir münazara aşamalarıdır. Yapmak isteyen, okullarında yapmak isteyenler bunlara göre yapabilirler. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda ölçme, değerlendirme yapacağız. Onu izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Görüşmek dileğiyle.